Şehrin kenarında bodur ağaçlarla etrafı örülü, kışları lapa lapa yağan karın neredeyse altında kalan bir gecekonduda oturuyorlardı. Buralar daha keşfedilmemiş, devasa binalar etrafı sarmamış, oraya buraya serpilen gecekondular, boş araziler ve çayırlıklarla bir köyü andırıyordu. Okul yollarında ayakları çamurlara bulanıyor, lastik ayakkabılarına sular sızıyor ve çorapları sırılsıklam oluyordu. O zamanlar sınıflarda kalorifer yoktu. Sınıfın ortasına kurulu olan koca emaye soba tam onun ayakları dibindeydi. Soba yanmaya başlayınca ayaklarından yapış yapış olmuş ıslak pantolonundan buğular yükseliyor, onun içi sıcacık oluyor ve uyuşan parmaklarına aniden ılık bir kan hücum ediyordu. Gözleri bu dünyaya kapalı ama ruhu güzelliklere, rengarenk bir şiirli evrene kapı aralayan Gülendam'ın hikayesi.